Miyase İlknur, 25 Haziran 2022, Cumhuriyet. Daha karpuz kesecektik. Yargının baronları bize dava açmış. Acele etmişler, keşke biraz bekleselerdi. Yazacağımız diğer dosyaları da görüp toptan dava açsalar, hem zaman hem de iki kez vekalet ücreti nedeniyle parasal kayıplarının önüne geçerlerdi. Dosyalar hayli kabarık, gündem de yoğun olunca araya başka yazı konuları giriyor. Dosyaların hangi birinden başlayalım? Bu arada yargının baronları tabirini biz uydurmadık. Yargı camiasında onlara takılan isim bu. Ama cuk oturmuş. Bir elleri adliyede, bir elleri emniyette, diğer elleri siyasette ve iş dünyasında. Hal böyle olunca kotarılmadık, halledilmedik iş yok. Bu arada çok mühim davalarda yan görevleri yapan yamakları da görev almak için aporta bekliyorlar. Avukat T.Ö. ile bebekte bir ara sokakta güya terzilik yapan baronlardan birinin uzak akrabası E.A. talimat geldiğinde hemen yardıma koşuyorlar. Şimdi siz avukatı anladık da terzi ne ayak abi diyeceksiniz haklı olarak. Bu terzi kırk ayak, on parmağında on marifet. Öyle terzi deyip geçmeyin. Terzilik önemli bir meslektir. Rahmetli babamın da ilk işi terzilikti ondan bilirim. Bizim elin siyaseti o terzi dükkanında konuşulur, orada önemli kararlar alınırdı. Fatsa'da terzi Fikri, Diyarbakır'da terzi Niyazi ve talebesi terzi Mehdi de öyleydi. Ha bu baronlardan birinin uzak akrabası terzinin öyle siyasetle falan alakası yok. O adliyede buz dosyası olanlara bedeli mukabilinde elbise dikiyor sadece. Elbiselerin fiyatı değişken. Yok kumaşına kupuna göre değil fiyat. Dava dosyasında istenen cezaya göre fiyat veriliyor. Kimi zaman 500 bin, kimi zaman 2 milyon, kimi zaman da birkaç milyon dolar. Mesela Mehmet Sena söylemeze 2 milyona elbise diktiği söyleniyor. Sonra bu 2 milyon yüzünden adliyede kavga çıkıyor. Davanın yeniden görülmesi için başvurulan 11. Ağır Ceza'nın hakimine bu paradan pay verilmeyip sadece bir takım elbise verilince olan Sena söylemezi oluyor. Tutuklama kararı çıkıyor tabii. Söylemez ailesinin parasını yemekte de kolay değil hani. Elbise bedeli olarak alınan bu 2 milyon lira geri istenince eve girmiştim parayı oraya verdim sonra öderim falan deniyor. Parayı alıyorlar geriye ama 130 bin kadar eksik olarak. Bir de REK'nin bir davası vardı. SBK'nın da adının karıştığı. Dava açıldığında REK polis tarafından hakkında arama kaydı olmasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya becerikli terzi EA'nın akrabası olan Baron'u ziyarete gidiyor. Tabii terziye birkaç takım elbise de yaptırıyor. Baron, "Yahu biz akrabaymışız. Daha önce niye tanışmadık seninle?" diye yanaklarından öperek karşılıyor. Sonra REK'yi her yerde fellik fellik arayan emniyet organizenin müdürünü arayarak ''Gelen benim çok yakınım, akrabamdır, ifadesini alın.'' diyerek gönderiyor. Yanına da baronların ilgilendiği davaların değişmez avukatı TÖ olmak üzere. REK ruhsatlı silahıyla büyük bir özgüven içinde emniyete gidiyor, silahını kapıda teslim bile etmiyor. O sırada SBK arayıp acil görüşme talebinde bulununca hemen Emniyet Organize Şube Müdürü aranarak REK'nin evine gönderilmesi, ifadesinin yarın alınması isteniyor. Hakkında arama kararı bulunan REK'ye ifadesinin yarın alınacağı söylenerek evine gönderiliyor. Çünkü karşı tarafla pazarlık başlamıştır. SBK her zaman olduğu gibi savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan adliyeye dalıyor. Terzi'nin akrabasının odasında adliyenin diğer iki baronunun da katılmasıyla toplantı yapılıyor. Pazarlık uzun sürüyor. Sonuçta 500 bin dolara el sıkışılıyor. R.E.K. ertesi gün tutuklanıyor. Fettah Tamince'nin taliyesi de evlere şenliktir ha. Cumhurbaşkanının avukatı Mustafa İnal Doğan aynı zamanda Tamince'nin de avukatı. Sorgu sırasında Antalya'daki üniversitenin FETÖ'ye devri konusu sorulunca Tamince'nin yukarının talimatıyla devrettiğini söylemesi üzerine bu ifadenin tutanağa geçirilmesine avukatın itirazı, savcının da tutanağa geçirme yönünde kararlılığı nedeniyle dönen dolapları ve savcının başına gelenleri de başka bir gün yazarız bu olayda diğer yargının diğer baronun müdahalesini de miyase eknur